Öncelikle özel sektörün durumundan yola çıkarak ben konuşayım. Açıkçası özel sektör yatırımdan vazgeçti. Daha doğrusu reel sektör değil mi? Yatırımdan vazgeçti. Nedir? Başka bir bahara erteledik onu. Fakat orada kalsa geçmedi ki fırtına. Yani üstelik zemheri kışına doğru gidiyoruz dedi ya sevgili Sinan. Sonra karından da vazgeçti. Kar etmeye başladı. Önce yatırımdan vazgeçti. Şimdi karından da vazgeçmeye başladı. Ama geldiği noktada şimdi küçülmek durumunda kalıyor. Neden? Bir tane de taleplerdeki kısıntı söz konusu. İhracatta gibi dertler var. Ve ne yapacak bu sefer? Mecburen küçülebilmek için verimlilik adımlarını da artmaya başladılar. Hani bu sıkıntılı anlamın da bir bakıma faydası. Safralarından kurtulmak vesaire bir düzeltme alıyor. Fakat yetmiyor. Orada da kalmıyor. Tekne hala su alıyor. Biraz daha aşağı gittiğince bu sefer işçi çıkarmaları da söz konusu olacak. Tekstilde bunu gördük. Tekstildeki 2 milyonluk o muhteşem istihdam dostu sektörün haline bakar. Şu anda gidiyor Mısır'ın istihdamına katkıda bulunmak zorunda kalıyor. Orada bir işçi kaybı söz konusu oldu. Ama bundan sonraki bir başka şey var. Kapanma tehdidiyle karşı karşıya. Bu tehdidi bana söyleyenler çok oldu. Ben nasıl kapanmak istiyorum? 6 bin çalışanım var. Öbürü diyor ki ben ufağım 250 kişi. Ben 250 kişiye ekmek veriyorum. Ben nasıl kapanırım? Yani normalde diyor ben aslında idare ederim. Bu insanlar ne olacağı da gelmeye başladı. Ve özellikle bu şey konusunda da ilk defa bak 52 senedir bu meslekteyim. 48 senesi ekonomi yayıncılığı. İlk defa işçi işveren hikayesinde işçiyle işveren aynı teknede ikisi de ağlıyor. Yani işçi ağlıyor. Bu TÜİK yüzünden başımıza gel bana vermedi. İşveren de ağlıyor. Ben bunları nasıl, o da mutlu Evet. değil. İlk defa ağlıyor. Az önce Sinan Alçın konuşurken söylediği yapıdan şu aklıma geldi. Hükümet bu anlamda reel kesimi ya da işte ne bileyim bankacılık olsun, halkın ekonomisi neyse konusunda odağı şeyde gemi su alıyor, biliyor fark etti. Ondan su boşaltmakla meşgul. Ya kardeşim o delikleri kapatınca bu su gene gelecek. Üstelik sadece biz Türkiye dünyada tek bir ülke değil ki dış konjonktürden bir sürü geliyor. Savaş tehdidi var. İşte ne bileyim dolar, petrol, şu bu falan filan Amerikan seçimleri dalgalı bir denizde. Üstelik dalgalı denizde senin yapacak olduğun tekneye giren suları atmak değil o delikleri kapatmak. Delikleri kapatmaya da gelince henüz o adımdan bir adım geride. Şimdi ben bir şey fark ettim. Ben onu ilave edeyim belki sevgili dostlar başka şeyleri de ona ilave ederler ya da eleştirirler. Şimdi bu IMF 90'lı yıllarda bize geldiği zaman ne yapardı? Aman fazla ücret vermeyin, artışları düşürelim, acıyla kemer sıkın vesaire falan. Biz de onu Kotereli'nin hani Ankara'da böyle imparator gibi dolaştığı Hazine Bakanı'nın bile, Ekonomi Bakanı'nın bile kapısında randevu beklediği dönemlerde biz de eleştirirdik. İnsansız ekonomi istiyor bu IMF falan, çok zalim falan. Sonra şimdiki günümüzdeki bu işte 90'lı yılların değil 30 yıl sonraki şeye bakıyorum IMF politikalarına insanlı hale gelmiş. Sosyal politikaları da artık gözetir hale geldi. Yani ben emekliyi öldürerek, ücretliyi tırpanlayarak bu iş gitmez. Çünkü toplumsal barış var, sosyal adalet vesaire de gözeten iki sıfırını üretti. IMF bir sıfırdı, insanlı ekonomiye geçti iki sıfır. Fakat biz IMF tu kaka onu istemiyoruz ama biz IMF bir sıfır uygulamaya başladık. Eski versiyonunu kullanıyoruz. Nedir? Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Bu ücretli kesim var ya bunlara ne versen zaten yiyorlar, bitiriyorlar. Biz zaten zorunlu gerekçelerimiz bütçe özrümüz sebebiyle bunlara vermeyelim vesaire. Ama bu da ne alıyor? İnsanlarda enteresan bir şey meydana getirmiş. Sokak ısınmaya, eleştiriler artmaya ve insanlar artık yavaş yavaş hükümetin enflasyonu çözeceğine dair umutlarını da düşürmeye başladılar. Yani gittiğim yerde soruyorum. Eskiden enflasyon kaç bekliyorsun falan oradan geçtik diyor biz. Yani bu soruyu niye soruyorsun ki? Ne olacak yani enflasyon şu olsa ne olur, bu olsa ne olur? Aynen. Peki biraz daha bu konudaki sade vatandaş değil de bu işlere kafa yoran insanlarla konuşuyorum. Ya diyor şimdi ben bakıyorum sıkı para politikası hükümet uyguluyor. Ekonomiyi daraltmaya çalışıyor. Hakan da bunu anlattı güzelce. Ne yapıyor? Soğutmak. Yani şimdi hipotermi yaşarsa da başımıza başka bir bela gelecek. Hatta bunu işte Cumhurbaşkanı yardımcısı yumuşak olacak vesaire diyor. Yani acıtmayacağız diyor. Yani yavaş yavaş
ilacı içireceğiz falan filan diyor ama şimdi sıkı para politikası enflasyonu çözebilir. Hani talebi daraltırsın, kısarsın şu falan ama hayat pahalılığını ise ancak üretim politikalarıyla çözebilirsin. Sıkı para politikası enflasyonu çözer ama hayat pahalılığı durduk yerde duruyor. Enflasyon sıfır olsa ne olur kardeşim? Marul 50 liraydı. Ertesi gün de 50 lira olmayı sürdürecek demek enflasyon sıfır olduğu zaman. 30 liraya inmeyecek yani. Bizim o anlamda sıkı para politikasının yanına biz tarım politikasını da koymamız gerekiyor. Şimdi bir taraftan bakıyorsun tasarruf tedbirleri tutmadı. Ne Mehmet Şimşek'in açıkladığı tuttu ne de daha sonra Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan da tuttu. Tuhaf bir şekilde harcamaya devam ediyorlar. Sabahleyin ekonomi masasında Nevzat Saygıboğlu kamunun da nasıl büyüdüğünü söylüyor. İşte bilmem Yunus Emre Vakfı'na bu kadar Maarif şeyine bu kadar paralar gidiyor. Bir de bütçe dışı faaliyetler inanılmaz coştu. Yani kamu Türkiye'de bir sıkıntı içerisinde değil, işler normalmiş gibi harcamaya devam ediyor. Alışkanlıklarını sürdürüyor. Fikri değişmiş olabilir ama davranış bilimlerinde bir kural vardır. İnsanın önce fikri değişir ama hayatının alışkanlıkları yönetir. Kamunun alışkanlıkları henüz daha ülkede bir kriz varmış, tedaviye uygun hale gelmedi. Kaldı ki şimdi bu konuda açıklamalara bakıyorsun. Nedir? İşte şeyler bu mali müşavirler de gitti gösteri yaptı. Vergi toplamak için şöyle yapacaksın böyle. Ya bu çalışmaz diyor bunlar. Gideceğim kasanın başına oturacaksın 3 ay gözlem yapacaksın. Bunu 3 kere yapacaksın sonra çağıracaksın. Eğer bilmem neyi aşmışsa şu kadar limiti aşmışsa onu görüşmeye davet edeceksin. Kardeşim 1 milyon 200 bin işletme var denetlenmesi gereken birinci elde birinci şeyde açıklanan. 8.500 civarında da denetçim var. Demek ki o yürümeyen bir şey ama mali müşavirleri çıldırtıyorlar. Yani kendi çözemediği sorunu onlara havale ettin. Denetimler ikide bir söyleniyor. Mesela özellikle enflasyonu için. Ya kardeşim enflasyonla savaş etiketler üzerinden verilmez. Etiket döverek verilmez. Enflasyonla savaş tarlada verilir, fabrikada verilir. Değil mi? Yani üretimden verilir. Yoksa şeyden verilmez. Şimdi hal böyle olunca ben halk tarafını konuşmak istiyorum. Reel sektördeki durumu anlattım. Halk vatandaş tarafında vazgeçilen umutlar çerçevesinde bir çözüm beklemediklerini söylüyor. Peki bu ne yapıyorsun? Vallahi diyor elimden geleni yapacağım. Buradan kurtulmak için fiyatlarıma koyacağım. Durgunlukla baş edeceğim. Bilmem ne edeceğim. Yani ben diyor hükümetin enflasyonu çözeceğine dair verdiğim krediyi geri alıyorum. Giderek hızla geri alıyorum. Bir de kulağıma çok söylenen şu ya bu Şimşek'ten biz çok umutlandık ama henüz daha bir şeyini görmedik. Yani Şimşek çaktığı kadar yağmadı kardeşim. Bu ne zaman yağacak? Yani kim buna direniyor? İşte Cumhurbaşkanı arkamda diyor, hükümet üyeleriyle birlikte davranıyoruz diyor falan ama sahadan öyle gözükmüyor. Vatandaş diyor ki ya bu ne biçim enflasyonla mücadele edilir? Zam yaparak enflasyonla mücadele edilir mi? Enerji Bakanı ile Maliye Bakanı konuşmuyor mu? Kardeşim sen niye tutup 38 zam yapıyorsun enerjiye? Domatese zam yapsam menemenciler kızar ama enerjiye zam yaptığın zaman her şeye zam geliyor. Evet. Bu nasıl bir senkronizasyondur ya da asenkron davranıyorsunuz? İkide bir de şeyin açıkçası tek kişilik dev kadro gibi görüyor bana biraz Mehmet Şimşek. Yalnız gibi çünkü başka destekler sözde var ama mesela Tarım Bakanı'nın bu işlerden hiç alakası olmadığını görüyoruz. Sadece ben ne kadar iyi işler yaptım, ben de güzel çalışıyorum. Yani bir sanki kendini ibra ediyor. Kardeşim ama sadre şifa bir şey yapıyor musun? Bunu niye anlatıyorum? Onları eleştirme noktasında değil, vatandaş tarafında çok dolaşıyor, çok insanla konuştuğum zaman umudu kesmeye başladılar. Şimdi zemheri kışına giriyoruz dedi Sinan Alçın, doğru. İşsizlik. Bugün onu yazdım zaten. İşsizlik gümbür 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 geliyor. Şimdi ben hatırlıyorum. Eskisi gibi 2008'deki krizden sonra çünkü o zaman başbakandı teğet geçecek deyince hakikaten o zaman bize kriz fazla vurmadı. Çünkü finansallarımız iyiydi. 2001'den bayağı dersler çıkarmıştık. Teğet geçeceğini demesine rağmen çoğu kişi işçilerini eve göndermişti. Ve durduk yerde ekonomiyi de küçülttü. %4,5. Halbuki bu kadar küçülemeyebilirdi. Şimdi işveren öyle davranmıyor. Olabildiğince ben bunu elimde tutmaya çalışıyorum. Şeyi de öğrendi yani 2009'daki o yaşadığı felaketten sonra çalışanın ne kadar değerli olduğunu
öğrendi. Bunu elimde nasıl tutarım ama tutamayacağım noktada ben bunları bırakmak durumundayım. Kaç kişi çıkaracaksın? Hesap kitap yapmaya başladı. Bir de küçülme hesapları yapmaya başladı. Hal böyle olunca zemheri kışının iki tane faktörü var. Enflasyon çözülmeyecek. Enflasyon daha da artacak algısı. Öbür taraftan zorluyor ki fiyatları yukarı doğru itiyorlar ama ikincisi biz bu kadar işsizle ne yapacağız? Biz bu kadar işsizim. Sokakları hareketlendirmeden, toplumsal barışı bozmadan nasıl idare edeceğiz? Mesela işçi konfederasyonlarına bakıyorum. TÜİK'in bu kadar gitti çalışanların ücretlerini bir bakıma tırpanladı o Haziran rakamlarıyla beraber. Üç tane konfederasyon geldiler, bir iki bağırıp çağırdılar, sonra çekip gittiler. Şimdi oradan bir umut yok. Artı hükümetin söyledikleri hepsi sıkı para politikası, daha da soğutacağım, daha da soğutacağım kardeşim. Küçülerek kurtulamaz bu işten. Bu eski sürümdü. Yeni sürümde ancak bunu üretimle yapabiliriz. Enflasyonu indirirsin, sıfır olsan ne olur diyorum. O açıdan ben önümüzdeki zemheri kışında adını güzel koymuştu. Zemheri kışına hazırlık yapmak gerekiyor. Ve hükümetin öyle bir hazırlığı yok. Dediği sadece üşümeyeceksiniz, korkmayın bundan falan. Yani hani meşhur şey var ya, kutup ayısı öyküsü gibi annesine geliyor küçük yavru, diyor ki anne ben biz kutup ayısı mıyız? Evet evladım diyor. Sonra gene soruyor. Anne biz hakikaten kutup ayısı mıyız? Evet evladım diyor. Bunların devamında peki niye soruyorsun bu kadar ısrarlı? Anne ben üşüyorum. Şimdi biz kutup ayısı mıyız? Üşüyecek miyiz? Bizi kim koruyacak? Açıkçası bunlar vatandaş açısından benim aktarmak istediklerim.